gizemlerle dolu Isparta uçak kazası. Ben son böyle bir aydır YouTube'da çözülemeyen olaylarla ilgili ama ciddi videolar izliyorum. Yabancı videolar da izliyorum. İşte kampta milletin başına gelenler onlar bunlar falan. Aşırı tribe sokuyor beni yani çok merak ediyorum. O yüzden sarıyor bu aralar. Şimdi bu 14 dakikalık bir video. Bunu izleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümünü izleyeceğiz. Ben de izlemeyenler varsa. Abi değişik olay da çok korkutucu bir olay bence. Sadece özetini dinledim. Bilmiyorum. Çaycı birini uçurdu amına koyayım. KK-4203 sefer sayılı MD-83 tipi Atlas jet uçağı Priştine'den bir saate aşkın bir gecikmeyle İstanbul... İyi dinleyin bunu bak. ...bula iniş yapıyor. Bu sırada havalimanında uçağı bekleyen yolcular kapıların açılmasıyla girişe yöneliyor. Biletlerini verip uçağa doğru yöneliyorlar. Dakikalar sonra öleceklerinden habersiz bir şekilde. İş. Son iki yolcu da son anda yetişiyor ve kapılar kapatılıyor. Abi Isparta'da yaşıyorum pek alakası yok bunun. Ya oğlum Isparta'da yaşaman neyin çözümü amına koyayım. Isparta'da yaşıyorum abi bu olay tam öyle değil. Hani ama Ispartalıyım ha. Ona göre öyle boş konuşmuyorum amına koyayım. Bizim mahallede bu konu ele alındı. Hepsi eşyalarını yerleştirip koltuklarına oturmak için... Tamam, her şey normal şu uçak an. Uçak birazdan havalanacak. KK-4203 sefer sayılı MD-83 tipi Atlas jet uçağı 1,5 saat rötarlı bir şekilde 00:51'de Atatürk Havalimanı'ndan ayrılıyor. Neden 1,5 saat rötarlı acaba? Varış noktası Süleyman Demirel Havalimanı. Kokpitte kaptan pilot Serhat Özdemir ve ikinci pilot Tahir Aksoy bulunuyor. Ayrıca uçakta 5 kabin ekibi ve 50 yolcu yer alıyordu. Hava uçuş için oldukça iyiydi, hatta daha iyisi olamazdı. Yaklaşık 30 dakika sonra kaptan pilot Isparta Kule ile iletişime geçiyor. Kaptan bulundukları Atlas jet uçağının Isparta VOR üzeri olduğunu, yani havalimanı çevresine yaklaştığını bildiriyor. Yaklaşık 18 dakika sonra 01:36'da kaptan pilot Kule ile tekrar iletişime geçiyor ve inbound olduklarını bildiriyor. Bu pisti karşılamaya hazır olduklarını, yani pisti gördüklerini gösteriyordu. Bu Kule ile yaptıkları son konuşmaydı. Kule bir süre sonra uçakla irtibata geçmeye çalışıyor. Fakat onlardan hiçbir haber alamıyor. Ayrıca uçak radarda da görünmüyordu. Bir şeylerin ters gittiği kesindi. Bu sırada yolcu yakınları havalimanında sabırsızlıkla sevdiklerinin gelmesini bekliyor. Fakat bazı görevliler oldukça telaşlı. Bir süre sonra kötü haberler gelmeye başlıyor. İstanbul-Isparta arası yolculuk yapan Atlas jet uçağının yaklaşık 01:40'da içerisindeki 57 kişiyle beraber Keçiburlu yakınlarındaki Türbe Tepe'ye düştüğü haberi geliyor. Uçağın kaybolduğu haberi medyaya gece saat 3:30-4... Muhammed, RR'nin izlediğini biliyorum kardeşim. Bak sikeceğim şu, bence bu yeni bir kural koyalım mı arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Şu Rane'nin ya da bizim ekibin diğerlerinin chatinde de bu olsun. Biri bir şey izledi diye muamele yapıyorsa banlayın arkadaşlar o insanları. Bak çok net söylüyorum. Çaycı, bizim moderatörler. Banlayın abi. Ya bu komik de değil, bir şey de değil amına koyayım. İnsanın şevkini... Oğlum ya biri bir şey izledi diye ben izlemeyeyim mi? Abi öğrenci evi izledi abi. İzlediyse izledi. Abi Rahan izledi abi. Oğlum sen biri izlediyse ve bir daha izlemek istemiyorsa siktir git izleme. Şu anla itibaren böyle bir kural koyuyorum. Bütün ekibe duyurulur. Herhangi biri birini bir şeyi izledi diye yorum yapıyorsa kalıcım anlayın ya. Oğlum yayın yaptırtmıyorsunuz insana ya. Çok enteresan oğlum. Vallahi bak bütün moderatörler bu konuda tam yetki veriyorum. Onu izledi diyenler varsa banlayın abi. Cidden kabak tadı verdi artık amına koyayım. Gibi bildirildi ama ilginç olan önce medyanın bildirdiği ve sonradan ortaya çıkacağı gibi ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin gece 4:16'da hazırlık yapmaya başladı. Dur, videoya odaklanıyorum. Uçağın düştüğü saat 1:40. Medya 3:30-4 arası haber alıyor. İlk yardım ekipleri 4:16'da henüz hazırlık yapıyorlar. Gerçeği.
Uçağın bulunması ise bundan yaklaşık 2 saat sonra 06.05'te gerçekleşiyor. Yani uçak kazadan 4,5 saat sonra bulunabiliyor. Uçakla ilgili yorum yapacağım şimdi. Bu uçak korkusuyla ilgili bir yorumum var. Uçağın enkazına ulaştık. Enkaz Türbe Tepe'deki orman gözetleme kulesine yakın bir yerde. Cesetler ortalıkta görünüyor. Eşyalar ve uçağın parçaları dağılmış vaziyette. Uçağın ön ve arka tarafı parçalanmış. Kanat uçları kırık, cesetler ve uçak parçaları geniş bir alana yayılmış. Cesetlerin kimileri koltuklarla birlikte duruyor. Jandarma ekipleri enkazı güvenlik çemberine almaya başladı. İlk gözlemlerime göre... Hiç kurtulan olmadı değil mi? 2007'de kazadan düşmüş. Kurtulan yok. Cesetler torbalara konmaya başlandı. Uçaktaki bir bebek dahil herkes yaşamını yitirmişti. Görüntülere bakıldığında pilotların tepeyi son anda fark ettiği, yükselmek isterlerken uçağın kuyruk kısmının tepeye çarpıp koptuğu ve devamında uçağın 150 metrelik bir uçuş daha yaparak ilerideki ormanlık alana doğru düştüğü görülebiliyor. Uçağın son gittiği rota yani izlediği yol belliyken enkazın bulunmasının bu kadar uzun sürmesi başta garibime gitmişti. Bunu o kadar da önemsemedim fakat soruşturma devam ettikçe inanılmaz detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte bunlar normal değildi. Uçağın düşme şekline bakarsak önce kuyruğun tepeye çarptığı net bir şekilde görünüyor. Pilotlar tepeyi son anda fark etmiş olmalılar. Kuyruk kısmı ve motorları ana gövdeden kopan uçak bu alanın... Burası. Ulan çarpıyor. Üzerinden uçarak... Buradan herhalde böyle sekiyor yani, sürtünmemiş çünkü gibi geldi. 150 metre ileriye düşmüş. Önemli olan soruysa pilotların neden bu dağlık yerde bu kadar alçaldıkları. Akla ilk gelen şey sıradan bir şekilde alçalmaya geçtikleriydi. Belki de uçağın yakıtı bitmiş ve bu yüzden mecburi iniş yapmışlar. Kara kutu. Ya da motorlardan bir ya da birkaçı arıza vermişti. Belki de pilotlar o gün bir şeyler içmişti. Kazadan yaklaşık bir yıl sonra incelemeler tamamlandığında uçağın kaza yapmasına sebep olacak içte veya dışta herhangi bir unsur yoktu. Yakıtları da yeterli seviyedeydi. Pilotların otopsi raporu incelendiğinde herhangi bir uyuşturucuya ya da alkole rastlanmadı. Bu durumda kendime şunu sordum. Peki o halde pilotlar neden bu kadar alçalmıştı? Araştırmaya devam ettikçe daha ciddi sorunların olduğunu gördüm. Uçağın bakımlarını yapan Romanya asıllı Jetran Air firmasının İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hat bakım yetkisinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca bakım raporlarında ismi ve imzası bulunan kişilerin inanılmaz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na giriş için yetkisi yoktu. Bu detaylar oldukça şaşırtıcıyken başka önemli sorunlar daha bulundu. Uçağın EGPVC yani geliştirilmiş yer yaklaşım ikaz sisteminin çalışmadığı tespit edildi. Yer yaklaşım ikaz sistemi uçak yere yakınken veya bir arazi engeline doğru ani bir şekilde girmişse pilotu uyarmak için tasarlanmış bir sistem. Tıpkı buradaki gibi uçak ilerideki dağlık bölgeyi veya zemini uzak mesafeden tespit ediyor. Tehlikeli olan kırmızı bölge önemli olan yer. Buraya doğru yaklaşınca sistem pilotu yükselmesi konusunda uyarıyor. İşte bu önemli sistem Atlas Jet uçağında arızalıydı. İlginç olansa ne pilotların ne de bakımcıların bunu rapor etmemiş olması. Bu gerçekten korkunç bir ihmalkarlık. Kaza yapan Atlas Jet uçağı analiz edildikçe bunlar yetmezmiş gibi başka sorunlar daha ortaya çıkıyor. Bu sesi nasıl canlı canlı duydun Tiny'ye? Uçakta 2 adet kara kutu bulunuyordu. Kokpit sesini kaydeden CVR ve uçuş verilerini depolayan FDR. Kazanın ardından uçağın kara kutuları Almanya'ya gönderiliyor ve burada analiz ediliyor. Analiz sonuçlarıysa bir felaket. Kokpit seslerini kaydeden CVR kazadan 9 gün önce 21 Kasım'da kayıt almayı durdurmuş. Daha da kötüsü uçuş verilerini depolayan belki de kazanın sebebini belirleyecek olan FDR ise uçuş başladıktan 9 dakika sonra devre dışı kalıyor. Yani uçak kalktıktan 9 dakika sonra hiçbir veri kaydedilmiyor. Bunlar uçakta olup bitenlerin elektronik şahitleri.
İşte bu elektronik şahitler tesadüf eseri mi arızalandı, yoksa birileri tarafından bilerek mi susturuldular? Peki tüm bu arızalar uçağın kaza yapması için yeterli miydi? Yani bu sebepler kesinlikle kazayı kaçınılmaz mı yapmıştı? Araştırmaya devam eden uzmanlar, pilotların Isparta'ya iniş için izlediği rotayı kontrol ettiğinde korkunç bir hata yaptıklarını fark etti. Bu sıradan bir uçağın Isparta'ya iniş prosedürünü doğru uyguladığını gösteren bir rota. Kaza yapan Atlas Jet uçağı ise tam bu noktada pusula başına 223 derecelik rotadan devam ederken sağa 30 derecelik hatalı bir dönüş yapmış. Burdur Gölü üzerinden tekrar sağa dönüp dağlık alandan geçerek havalimanına inmeyi planlamışlar. Bu standardın tamamen dışındaydı. O halde onlara hata yaptıran şey neydi? İşte bazı şeyler bu noktada şekilleniyor. Uçaktaki uçuş yönetim sistemi kontrol edildiğinde uçağın Isparta Havalimanı'na otomatik olarak uçmasını sağlayan verilerin yüklenmediği tespit edildi. Pilotlar bir noktadan sonra manuel olarak yön bulmaya çalışmışlar. Daha da kötü olanı söylemem gerekirse uçağın pilotları her ikisi birden Isparta'ya ilk kez uçuyorlarmış. Ve üstelik bu bir gece uçuşu. Bu iki pilotun ayrıca bölge hakkında uçuş eğitimlerini almadıkları, simülatör eğitimini ise eksik aldıkları ortaya çıktı. Öylesine basit, amatörce hatalar ve tedbirsizlikler ardı ardına yapılmış ki, şirketin havacılık sektörünü ve insanları ne kadar önemsediği açıkça ortada. Peki tüm bu eksiklere rağmen pilotlar neden bu kadar alçalmıştı ve tepeyi fark etmemişti? Bu arada videomuza online bir anket uygulaması olan Mavi Anket sponsor oldu ve sizlere... Bu videoyu ne zaman yapmış Nigma? Ha, yeni video lan bayağı. Alçalmaya başlıyor ve türbe tepeye doğru yaklaşıyor. Bu tepe gördüğünüz gibi arazideki en yüksek tepelerden biri. Pilotlar yere yakınlık uyarı sistemi çalışmayan uçağı piste 13 kilometre kala 6000 feet yani 1800 metreye kadar alçaltıyor. Kötü olansa türbe tepenin 1850 metre yüksekliğe sahip olması. Pilotlar tepeye yaklaştıklarında bunu son anda fark ediyorlar. Motorlara güç veriyor ve uçağın burnunu biraz da olsa kaldırıyorlar. Fakat kuyruk kısmı belki de santimlerle kurtulamıyor ve parçalanıyor. Kaza sonrası yapılan kontrolde uçağın ufki açı göstergesi 10 derecelik bir kalkış gösteriyordu. Bu da onların tepeyi son anda fark ettiklerini ve yükselmeye çalıştıklarını açıklıyor. Fakat onlara hata yaptıran başka bir sebep olabilir. Kara delik etkisi. Gece uçuşlarında geçerli olan bu etki, basit bir şekilde anlatmam gerekirse, aydınlatılmamış arazilerde veya pist ışıklarının net görülmemesinden kaynaklı olarak pilotların yanılgıya düşme durumudur. Gece görüşünde bunu daha net anlayabilirsiniz. Atlas Jet pilotları tıpkı buradaki gibi pisti görmüş ve bunu kuleye bildirmişti. Son konuştukları şey de zaten buydu. Pilotlar havalimanına doğru alçalmaya başladılar fakat kara delik etkisi yüzünden normalden daha fazla yani 6000 feet'e kadar alçaldılar. Bu noktada maalesef ki türbe tepeyi göremediler. Pilotların arazi kesimini tamamen karanlık bir silüet halinde görmüş olabilecekleri kuvvetli muhtemel. Uçaktaki uyarı sistemlerinin çalışmaması ve buna ek olarak türbe tepede bulunan gözetleme kulesinde uçak ikaz lambasının olmaması kazayı meydana getirmiş olabilir. Bu mekanik eksiklik ve pilot hatalarından kaynaklı bir uçak kazası gibi görünürken sonradan fark edilen bir detay olayın seyrini tamamen değiştirebilirdi. Uçakta yolculuk eden kişiler arasında 6 bilim insanının olduğu ortaya çıktı ve bunlar Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını tamamen lehine çevirebilecek, belki de Türkiye'yi en önemli ülkeler arasına sokabilecek insanlardı. Engin Arık ve meslektaşları uranyumun alternatifi toryum madeni konusunda ürettikleri projelerle tanınıyordu. Bu yeni proje tamamen enerji üretmek üzere yapılmış bir proje. Bir de üstüne üstlük Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. İşte bu noktadan sonra olayın işleyişi benim için tamamen değişti.
bu videoyu tek parça halinde yükleme konusunda kararlıydım. Fakat şu ana kadar anlattıklarım fazlasıyla detaylı ve yorucuydu. En azından benim için. İkinci bölümde teknik analizden ziyade bir suikast olup olmadığı üzerinde duracağız. Bu arada unutmadan videoyu beğenmek ve abone olmak tamamıyla ücretsiz. Yakında görüşmek üzere. Chat'te çok garip yorumlar okudum da. Ya tabii net bir şekilde dillendiremem onları ama... Şeyi izleyelim bakalım. Çok üzücü ya. Türkiye'nin Torium yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Ben başta hakikaten bunun bir suikast olmadığını düşünüyordum. Ama... Atlas Jet uçak kazasından bir yıl sonra kazanın nedeniyle ilgili soruşturma tamamlandı ve rapor hazırlandı. Rapora göre kazanın nedeni pilotların Isparta hava alanı VOR alçalma usullerine uymadıkları, pilotların yorgun ve deneyimsiz oldukları, karşılıklı çapraz kontrol sağlamadıkları ve nihayetinde 30 derecelik sola dönüş yerine 30 derecelik sağa dönüş yaparak 60 derecelik hatalı bir sapmayla uçağı pist yerine türbe tepeye indirdikleri belirlendi. Peki gerçekten de kazanın nedeni sadece bu muydu? İddiaya göre bir Atlas Jet çalışanı naklen yayın yapan bir radyoyu arayıp "O uçak bizim uçağımız değildi. Zaten kullanılan hava koridoru bizim kullandığımız hava koridoru asla değildi. Ayrıca uçağın üzerinde Atlas Jet logosu da yok dikkat ederseniz. Bizim uçaklarımız asla logosuz uçmaz." dedi. Bu düşen uçağın kazadan 3 ay önce Varşova Chopin Havalimanı'nda çekilmiş bir fotoğrafı. Bunlarsa düşen uçağın farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları. Düşen uçakta Atlas Jet logosunun olmadığını görebiliyoruz. Bu yayına bağlanan Atlas Jet çalışanını doğruluyor gibi. Fakat bir başka resimde uçağın kuyruk kısmında Atlas Jet logosunun olduğunu görüyoruz. Gövdede havayolu şirketinin isminin yazmaması normal mi bilmiyorum. Aranızda bunu bilenler varsa yorumlara yazabilir. Atlas Jet çalışanının dediği gibi bu gerçekten de firmaya ait bir uçak değil miydi? İkinci olarak yine ismini vermek istemeyen bu Atlas Jet çalışanı uçağın kullandığı hava koridorunun normal olmadığını belirtiyor. Bu kısım kesinlikle doğru. Uçak tamamen farklı bir rotadan iniş yapmaya çalışıyor. Önemli olan soru, kilit nokta işte bu. Pilotlar neden farklı bir yola doğru yönelmişti? Bir uçuş planı varken yeni bir uçuş planı yükler ve eskisini silmezseniz uçuş yönetim sistemi yanlış bilgiler gösterebilir. İşte buna süreksizlik denir. Uçuş görevlileri uçağı direkt Isparta Havalimanı'na uçması için planlamıştı. Fakat inişe 13 kilometre kala bir sebepten belki de aldıkları bir bilgi yüzünden eski uçuş yolunu silip yeni bir uçuş yolu planlamışlardı. İlk uçuş planını silmediklerini varsayarsak bu bir süreksizlik, yani sistemde karışıklık oluşturmuş olabilir ve nihayetinde bu hata pilotların farklı bir rota izlemelerini açıklayabilir. İkinci ihtimal ise inişle ilgili hiçbir verinin sisteme yüklenmemiş olması yüzünden pilotların kendi alternatif iniş rotalarını oluşturmuş olabilecekleri. Peki ama onları türbe tepeye çarpacak kadar alçaltan şey neydi? Bu uçağın ilerlediği rotanın ve yükseltinin iki boyuta indirgenmiş bir versiyonu. Pilotların her bölge için ayrı ayrı kontrol etmesi gereken askeri irtifalar vardır. Bunların altına inmeleri kesinlikle yasaktır. Pilotlar yaklaşık 12 bin fitten devam ederken piste doğru alçalmaya başlıyor. Bu noktada belki de uçaktaki irtifa göstergesi sistemsel bir hatayla ya da mümkün mü bilmiyorum fakat dışarıdan bir müdahaleyle uçağın yüksekliğini normalden daha fazla gösteriyor olabilir. Pilotlar doğru irtifada iniş yaptıklarını sanıyordu fakat belki de göstergedeki hata yüzünden daha fazla alçalma yaptılar. Yani göstergelere baktıklarında uçağın 3000 metrede olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden alçalmak istediler fakat uçak zaten 2000 metre civarındaydı. Ve nihayetinde yer yaklaşım ikaz sistemi çalışmayan uçak türbe tepeye çarptı.
Ve bu konuyu destekler nitelikte bazı iddialar var. İddianın sahibi Profesör Doktor Saleh Sultansoy. Kendisi Azeri bir bilim insanı ve eğitimci. İddiası ya da aldığı bilgi şöyle. İrtifa ile oynanma yapılmış. 2-3 saat içerisinde bir oynanma var ve uydulardan gelen sistemden bizim bölgeye yanlış bilgiler gelmiş. Yani yaklaşık 500 metre civarında bir fark var. 500 metre fark tam da dağ vurmak için yeterli bir sebep. Bu konuda 1-2 kanaldan bilgi geldi. Bana söyleyen uzmanlara çıkın televizyona söyleyin dedim ama o riski göze alamadılar. Daha sonra araştırma yaptığım bir sırada bu konuyla alakalı aynı saatlerde şans eseri başka bir olayın yaşandığını öğrendim. İddiaya göre kazanın olduğu saatlerde ODTÜ'nün dağlık bölümünde çalışan iki kişi bir irtifa ölçüm cihazını test etmekteydi. Cihaz kısa bir süreliğine irtifa olarak olması gerekenden 600 ila 1000 metre yukarıda gösteriyordu. Bu iki kişi bunun sebebinin çevredeki sinyal verici istasyonlardan kaynaklı bir hata olabileceğini düşündü. Benzer bir durum kısa süre için Isparta'daki uçağın inişe geçtiği sıralarda uçaktaki göstergeleri de etkilemiş olabilir miydi? Elbette bunlar sadece birer iddiaya dayanıyor. Karar irtifası pilotların pisti görebildiği, aksi bir durumda yaklaşmaya son verdiği irtifadır. Bulutların yoğun olduğu bölgelerde pisti görebilmek için bu irtifa belli oranda geçilebilir. İşte Isparta'daki kazada pilotlar pisti göremedikleri için mi karar irtifasının altına inmişler ve tepeye çarpmışlardı. O günkü hava durumu raporlarında havanın fazlasıyla iyi olduğu belirtilmişti. Yani bulutların pilot görüş açısını engellediği düşüncesi düşük bir ihtimal. Karar irtifasının kazada bir payının olduğunu pek zannetmiyorum. İşte tüm bunlar uçaktaki uçuş veri kaydedicisi yani FTR'ın çalışmaması yüzünden bir bilinmez olarak kalacak. Bunlar bir bilinmez olabilir fakat bazı gerçekler apaçık ortadaydı. Öncelikle bu olayda adı geçen McDonnell Douglas uçakları dünyada suç listesi en kabarık uçaklardır. Isparta'da düşen MD-80 serisi uçaklarsa bugüne dek toplam 966 kişinin öldüğü 22 farklı kazaya karışmış. World Focus Hava Yolları tarafından 20 Mayıs 2005'te filoya katılan uçak, 29 Temmuz 2007'de uçuş ekipleriyle birlikte Atlas Jet'e kiralanmış. Düşen uçağın tazminatı hemen ödenmiş. Kime ödenmiş? Uçağın sahibine. Uçağın sahibi ilginç, bakın çok ilginç. Uçak Atlas Jet'e uçuyor. Ondan sonra ama bunun sahibi dünyaya bakış hava yolları gözüküyor. Atlas Jet oradan kiralamış. Fakat bunu da dünyaya bakış hava yolları Avas denen bir büyük şirketten kiralamış. Ondan sonra öğrendiler ki bu büyük şirket bu uçağı bir naylon şirkete satmış. Kazadan bir ay önce. Yani uçak düşürülmek planlanıyor bir taraftan. Şirket, paravan bir şirket. Aldığı uçak milyonlar değerinde. Yani akla yatmayan, akışa evet. Yatmayan ve uçak düşünce de milyon dolar tazminatı hemen alıyor. İşte bu detaylar oldukça ilginç ve sıradan bir uçak kazası olmadığı iddialarını doğruluyor gibi. Kazadan 2 yıl sonra ortaya çıkan başka bir gerçek çok daha ilginç ve önemli. 2009'da düşen ve Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasında kaza kırım ekibinin yani kazaya ilk müdahaleyi yapacak olan ekibin başında Feridun Seren vardı. Helikopterin kara kutusunu çalarken yakalanan ve adı Tornavidacı Feridun'a çıkan kişi. Bir süre sonra delilleri karartmak suçundan dolayı hapis cezası aldı. Korkunç olansa bu kişinin 2007'deki Isparta uçak kazasında kaza kırım ekibinin başında olduğuydu. Ve ne hikmetse daha sonra uçaktaki kara kutunun arızalı olduğu ortaya çıktı. Kokpit seslerini kaydeden CVR kazadan 9 gün önce 21 Kasım'da kayıt almayı durdurmuş. Parçaları birleştirdiğimizde bunun sıradan bir uçak kazası olamayacağı çok daha yüksek bir ihtimal. Elbette gerekli kanıtlar yokken kesin konuşmak anlamsız olur. Olaylara baştan sona geniş bir açıdan baktığımda elektronik şahitlerin bozuk olması, uçaktaki yer yaklaşım uyarı sisteminin arızalı olması, pilotların rotadan sapmaları, uçağın sahibi olan şirketin Ali Cengiz oyunları, delilleri karartan birinin kazaya ilk müdahale eden kişi olması ve toryum için çalışan bilim adamlarının tesadüf eseri o uçakta olması. Bunlar asla normal şeyler değil. Aslında her şey Engin Arık ve ekibine o uçak biletini aldıran kişiyle başlıyor. Engin Arık söylendiğine göre güvenmediği firmalarla asla uçmayan biri ve o hafta hiç uçmadıkları bir firmaya gece 11-12 gibi enteresan bir saatte uçak bileti almaya ikna eden her kimse bana göre o kişi her şeyin başladığı nokta.
Sizce bu bir kaza mı yoksa planlanmış bir suikast mı? Ben Nigma. Görüşmek üzere. Oy, kanım şekilde. İyi neticeler vermeye başladı. Onun için mutlaka bir yerden başlamamız gerek. Bu yeni proje tamamen enerji üretmek üzere yapılmış bir proje. Bir de üstüne üstlük Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil yani 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. Vay be. Ya bir kere bilim insanlarının ölmesi bile başlı başına zaten büyük bir kayıp ya. Ben çok üzülüyorum böyle şeylerde. Direkt içim kararıyor. Dur bakayım. Mekanları cennet olsun tabii de abi. Ne bileyim. Ne oldu bu dava? Yani ne oldu bu? Bitti mi bu konu? Dondum bak vallahi. Çok üzüldüm ya. O projeye ne oldu? Yani bu projenin araştırması sadece burada vefat eden insanlarda mı var mesela? Çok kafamda deli sorular var şu an. Bilenler siz daha iyi araştırıyorsunuz biliyorsunuz da. Ben bu videonun bu kadar derin bir video olduğunu bilmiyordum yani. Ben sadece bir... Oy. Bu arada şöyle bir şey de buldum. Bir dakika bu videoyu ne zaman atmış? Nerede gördüm ben onu ya? Dur şu ikinci videonun daldın gittin oğlum çok üzücü bir şey ya. Yani hani aklına gelen mevzular bunun gerçekten suikast olup olmaması olsa veya olmasa sonucunda hayatını kaybetmiş insanlar. Zaten adamın sesi gergin bir ses. Kullandığı müzikler falan böyle gizemli. İnsanın bir enerji şeyi gidiyor ya. Böyle kötü hissediyorsun kendini yani. O moda sokuyor videoları yani adamı. Soruşturma devam ediyor diyen var. Avukat hanım öyle yazmış. Zaman aşımına uğramış. Bayağı bilgiye hakimsiniz ha. Ya var chatten yazanlar var. Ha abi Google. Olayların farklı açıları var. Beni işte bir konuşalım falan diyenler var chatte de.
Ulan o tufaya düşmem. Valla ölen herkesin bir kere yani ailesine sabır çok bir de hani soru işaretli bir mevzu ya. Düşünsene yakını olduğunu kendisi ya çok garip ya valla. Ne diyeyim? Biri de şey yazmış. Engin Arın projesi devam ettirmişler. Yakın zamanda yürürlüğe girecekmiş diye birkaç yorum okudum. Ama o da mı Google'ım ne bilmiyorum. Diyatlov olayının sebebi bulundu diye bir video gördüm Nikma'da da kaçırdım onu sonra. Benim bildiğim o sonuçlanmayan bir şeydi. Hatta geçen gün bir belgesel izledim onunla ilgili yine. Hatta o alanda araştırma yapan, inceleme yapan bir yabancı bir abimiz kim bilmiyorum. Böyle yemek yerken bakıyordum. Bütün olayları o kadar güzel analiz etmiş ki. Hani böyle benim bile kafama uymayan şeyler vardı. Bir anda uymaya başladı. Yani böyle an ve an yaşanabilecek ve mantıklı gelebilecek her şeyi açıklamış. Böyle kanım dondu lan izlerken de. O kadar da olur mu lan falan oldum. Yok çığ düşmüş de işte çığ düşünce çadırın içinde yatan insanların başlık 3-4 kişinin kaburgaları kırılıyor. Biri böyle sert bir şeyin üzerine yatarken falan filan. Ben bu tip videoları izledikten sonra bir tüylerim diken diken oluyor. Böyle ölü gibi kalıyorum. Garip bir şey hissediyorum yani. Çözülememiş ya. O gizem beni mahvediyor ya. Pilotluk okuyanlar, pilotluk okuyanlar vesaire birçok kişi yatlıyorum yani. Şimdi net kanıt bir şey var. Belki de bunları konuşmak bilmiyorum doğru mu değil mi onu da kestiremiyorum ama. Şimdi varsayımla chatte yorum yapanlar var çok net böyle hani bu şekilde falan diyen onları tabii yorumlayamam arkadaşlar ben. Ama yorumlarınızın hepsini okuyorum ya yani şu an.